Bloomberg HT ekranlarında 60 dakikaya hoş geldiniz. 60 dakikaya bugünkü işsizlik rakamlarıyla başlayacağız. TÜİK verilerine göre Haziran ayında işsizlik oranı %13,4'e yükseldi. Geniş tanımlı işsizlik oranı da %30,2 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı 2005'ten beri yayınlanan serinin en yüksek seviyesine çıktı. İşsizlik oranı Mayıs ve Temmuz aylarını da kapsayan Haziran döneminde %13,4'e yükseldi. TÜİK verilerinden yapılan hesaplamaya göre geniş tanımlı işsizlik oranı ise %30,2 oldu. İşsiz sayısı geçen yıla göre 151 bin kişi azalarak 4,1 milyon kişiye inerken, geniş tanımlı işsiz sayısı ise 3 milyonluk artışla 10,6 milyona yükseldi. Haziran'da iş gücüne katılım oranı 4,3 puan azalışla %49, İstihdam oranı 4 puan düşüşle %42,4 oldu. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı %14,3 ve tarım dışı işsizlik oranı ise %16,7 ile 0,2 puan yükseldi. Böylelikle arındırılmış işsizlik oranı 2005'ten beri yayınlanan serinin en yüksek seviyesine çıktı. Tarım dışı sektörlerde istihdam edilenlerin sayısında önceki aya göre 420 bin artış görülürken inşaatta 182 bin, sanayide 25 bin ve hizmetlerde 210 bin artış izlendi. Haziran'da herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını 3,9 puan azalarak %31,3 olarak gerçekleşti. Bu veri koronavirüsten en fazla kayıt dışı çalışanların etkilendiği iddiasını da doğruluyor. İşsizlik rakamları için öncü gösterge sayılan İşkur verileri, işten çıkarma yasağının da etkisiyle İşsizlik oranında yatay bir seyre işaret ediyor. Son açıklanan Ağustos verisine göre İşkur'a kayıtlı işsiz sayısı %17 azalarak 4 milyona geriledi. İşsizlik rakamlarını değerlendireceğiz. BETAM Başkanı Profesör Doktor Seyfettin Gürsel telefon attığımızda. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar Barış. Vallahi bu kadar çok rakamı ard arda dizdiniz. Evet. Bu işin tabii uzmanı olmayan kimse bir şey anlamadı mı hocam? Yani ne anladıklarını bir anket yapmak lazım. Çok hoş olur. Vallahi işsizlik yükseldi. Kafada bu kalıyor galiba. Şimdi aslında bir dönüm noktası yaşadık. Yani buyurun. Ben biraz tabii işin esasını aktarmaya çalışacağım. Bu salgın çıktığından beri Şubat'tan beri, aslında Ocak'tan beri istihdam azalıyordu ama tabii ki salgınla birlikte özellikle Nisan ayında hem Şubat'ta azalmıştı, daha salgın yokken ortada, Mart'ta devam etti tabii ama Nisan'da göçtü adeta ve biliyoruz ki Mayıs'tan Haziran'dan itibaren diğer şeylerin göstergelerle istihdamda bir toparlanma olmuştu çünkü malum kısıtlar kaldırıldı vesaire. Ama işsizlik İşsiz sayısı azalıyordu ama iş gücünde, istihdamda çöküş dedim ama iş gücü çok daha şiddetli azaldı. Birçok insan şeyin dışına çıktı, iş gücü piyasasının dışına çıktı. O sayede sanki işsizlik düşüyor gibi bir izlenim de veriyordu. Şimdi bir dönüm noktası, bu salgın döneminin dönüm noktası bence Haziran dönemi iş gücü istatistikleri. Bizim BETAM notuna, bugün yayınladığımız BETAM notuna da şey başlığını attık. Evet. Gücünde ve katılım ve istihdamda dipten dönüş. Dipten dönüş. Yani hocam böyle bir pozitif, bu işsizlik alanına pozitif bir şey çıkarmışsınız galiba. Doğru mu anlıyorum? Doğru anlıyorsun ama iki yönü var. Şimdi ama hemen özette bile daha ilk başta şunu da vurguluyoruz. Siz de zaten birçok bu rakamın içinde onu da söylediniz. Tarım dışı işsizlik oranı ki bence esas takip etmemiz gereken, yani mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranları ne oluyor? Bunda da tarım dışı işsizlik oranı çok önemli. Ne olduğunu söylediniz. Aslında Mayıs döneminde %16,5'ti. %16,7'ye çıktı. Hatta tarihi bir rekor kırdığını da altını çizdiniz. Şimdi bir taraftan olumlu, çünkü dipten döndü derken iş gücü ve istihdam, ama istihdamdan başlayalım. Tarım dışı istihdamda 395 binlik artış var toplamda 3 sektörde. Birazdan sektörlere vaktimiz olursa vurgularım. Tabii. Orada da önemli gelişmeler. Ama aynı zamanda tarım dışı iş gücü de 534 bin arttı Mayıs'tan Haziran dönemine. Yani Nisan çıktı. Malum bu dönem diyoruz çünkü 3 aylık ortalama veriyor.
işte Mayıs dönemi denilen dönem Nisan, Mayıs, Haziran ortalamasıydı. Haziran döneminde Nisan ayı çıktı, ortalamadan Haziran girdi. Pardon, Temmuz girdi, özür dilerim. O zaman zaten Nisan'da göçmüştü istihdam ve iş gücü. Ona kıyasla Nisan çıkınca aradan çok ciddi bir artış var. Ama bu işin olumlu yanı. Ama ne var ki iş gücü 534 bin artınca istihdam 395 bin artarken tabii ki işsiz sayısı da arttı. 100 küsur 130 bin mi ne arttı? Neyse ki rakamı birbirinden çıkartın aşağı yukarı ne ediyor? 134-135 bin arttı tarım dışı işsiz sayısı. Evet. Bu da tabii olumsuz tarafı. Yani tabii istihdamın artmasına sevineceğiz ama iş gücünün göçmesi de bunu çok önce de tartıştık. Büyük bir tabii insan kaynağı kaybı ve bunlar aslında ben yazdım da bunu. Sizin programda da söyledim. İstihdam kıpırdanmaya başlayınca aslında bu insanlar geri dönecek dedik. Nitekim çok ciddi bir geri dönüş var. Yani hatta hocam bu, özür dilerim. Mesela hizmetlerde 230 binlik bir istihdam artışı değil mi? Şey, sektörlere geleceğim kısaca ama şunu vurgulamak istiyorum. Kadın iş gücü, hem erkek hem kadın iş gücü çok ciddi kayıplara uğramıştı. Ama kadınlar göreli olarak daha fazlaydı. Bu sefer kadınlarda gene Mayıs döneminden Haziran dönemine mevsim etkisinden arındırılmış. Bunu biz yapıyoruz tam olarak. Kadın istihdamı 151 bin artarken kadın iş gücü sıkı durun 251 bin artmış. Dolayısıyla da kadın işsizlik oranı %18,3'ten %19'a yükseldi. 0,7 puan arttı. Erkeklerde böyle değil. Erkeklerde daha dengeli. İstihdam 330 bin artmış. İş gücü 414 bin artmış. İşsizlik oranı da 0,1 puan artmış. Yani gördüğümüz gibi olumlu yönlerle hani canlanma, istihdam artışı bir taraftan ama öbür taraftan adeta bir zemberek hani kurarsın, sıkıştırırsın da birden boşalır zemberek. Evet. İş gücü biraz o duruma gelmişti. Muazzam bir basınçla küçülmüştü. Şimdi zemberek boşalmaya başladı. Dolayısıyla istihdam artışı iyi ama bütün o iş gücü kaybı önümüzdeki dönemlerde geri gelmesi kuvvetli muhtemel. Çünkü nasıl geçinecek insanlar? Yani iş gücü kaybı derken şunu belirteyim. İş gücü bir şeydir, bir tanımdır. İstihdamdakilerle çalışanlar diyelim kısaca, çalışanlarla iş arayanları, onlara da işsiz diyoruz, toplarsınız, bu iş gücüdür. Şimdi öyle oluyordu ki istihdam hızla azalıyor ama işçi sayısı da azalıyor. Neden, nasıl? Onun için iş gücü de ciddi azalıyordu. Neden istihdam azalırken işçi sayısı azalsın? Çünkü insanların bu ortamda iş bulma ümidi tamamen kaybolduğu için, çünkü onların sayısı da artıyordu. Onları da istiyoruz. O zaman ne iş arayacağım, nasıl olsa bulamayacağım diyordu. O zaman işsiz olarak kayda geçmiyordu. Uzun lafın kısırsı, evet. Tabii iş bulma ümidi, şimdi istihdam canlanmaya başlayınca iş bulma ümidi artınca geri dönüşler başladı. Çünkü insanlar belki iş buluruz, nasıl geçiniyorlar çünkü. Hocam, sosyal devlet o kadar güçlü değil ki. Seyfettin Hocam, bu sektörlere bir bakalım isterseniz. Sektörlere bakayım. Buyurun. Evet, vaktinizin de tümünü almak istemiyorum. Şimdi sektörlerde durum şu, bence en iyi toparlanan sektör inşaat sektörü oldu. Yani salgın öncesiyle kıyaslıyorum, Şubat'la. Bu sefer 141 bin arttı Mayıs'tan Haziran'a. Ondan önce de artmıştı 100 bin üzerinde. Toplamda 251 binlik inşaatta bir artış oldu ve neredeyse şeyi buldu. Salgın öncesi düzeyini buldu. Tabii hala çok büyük bir kayıp var. Çünkü biliyorsunuz Şubat 2018'de başladı inşaat istihdam kaybına. Bir yıl, 1,5 yıl devam etti. Onun için tabii 2018 Şubat dönemine geri dönmekten daha uzak. Ama en azından Şubat dönemine geri döndü aşağı yukarı. Ama buna karşılık sanayide 25 bin sadece istihdam artışı var. Hizmetlerde de
230 bin ocağı tabii güçlü bir artış ama unutmayalım hizmetlerde 10 milyon üstünde insan istihdam ediliyordu. Hocam, bu iki ya sektöre keşke burada olsanız ya, soru cevap yaparız. Mesela çok kısa şunları lütfen hani kısa sorayım. Şu tek bir cümle ekleyeyim. Buyurun, sanayi tamam. Ve hizmetlerde salgın öncesine dönüşün hala çok uzağındayız istihdam düzeyi olarak. Evet hocam, sanayi mesela diyoruz ki sanayide 25 bin kişilik istihdam artışı var. İşte hizmetlerde 230 bin kişilik istihdam artışı var. Bunu böyle sadece bu aya baktığımızda zannederiz ki ya vah 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 sanayi mi diyeceğiz. Yoksa hizmetler sektöründe kayıp büyüktü. Dolayısıyla geri dönüş de büyük. Sanayide istihdam kaybı o kadar olmamıştı. Dolayısıyla sanayideki istihdam artışı da daha makul oranlarda, daha makul rakamlarda karşımıza geliyor mu diyeceğiz. Şimdi hizmetler için söylediğin çok doğru. Milyonun üstünde şey kaybetti. Ama Mayıs ve Haziran'da tabii izin verilince kısıtlamalar, salgın dolayısıyla getirilen kısıtlamalar kaldırılınca tabii lokantalar yeniden çalışmaya başladı. Oteller falan, uzatmayayım lafı. Hizmetlerde tabii daha büyük, daha çaplı bir artış görüyoruz ama kayıp o kadar büyüktü ki daha telafi etmenin çok uzağında kayıpları. Ama sanayi de öyle küçümsenecek gibi değil. Aşağı yukarı 5 milyon 700 bin küsur vardı yani yılın başında. Önce yavaş sonra giderek hızlanarak düştü. Şimdilik de artış çok cüzi. Yani sanayi de nereden baksanız valla ben söyleyeyim 5 milyon 800 bine yakın yerden 5 milyon 250 bine falan düşmüştü. Yani ciddi bir kayıp vardı. Artı artı 25 bin. Sanayide de hala telafi etmekten çok uzak. 600 bin kişilik istihdam kaybı oldu. Doğru mu? Evet, evet doğru. Peki hocam, son sorum izninizle. Ya tamam, güzel anlatıyoruz da deniyor ki ya kardeşim burada zaten işten çıkarma yasağı var. İşte kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin, bunlar var. Şimdi bu rakamlara nasıl bakacağız diye eleştiriler de geliyor. Ne dersiniz? Şimdi bu tabii siz bu bütün o başlangıçta çok sayıda rakam verirken şeyden de söz ettiniz. Geniş tanımlı işsizlik. Evet, evet. %30 dediniz. Bu tabii tartışmalı bir konu. Yapılabilir. Yani o zaman tabii o %30'un içinde bu söyledikleriniz de var. Çünkü kısa çalışma ödeneği istihdamda gözüküyor. Keza işten çıkarma yasağı olduğu için adam çalışmıyor ama istihdamda mı? İşte istihdamda. Onlar eklenince tabii giderek şey sayısı muazzam büyüyor. Artı bir de iş çalışmaya hevesli, çalışmak isteyen, yani iş olsun çalışırım diyen ama iş aramayan 4 milyona çıkmıştı. O kitlede de ciddi artışlar yaşanmıştı. Bunların hepsini topladığınız zaman tabii işsiz sayıları böyle 4 milyon civarında değil, 12-13 milyonu buluyor. O zaman tabii işsizlik oranı da farklı oluyor. Ben tam işsiz, yani genel tanımlı işsizliğe çok itibar etmiyorum. Tabii yapılabilir bazı eklemeler ve gösterilebilir ama bana göre buzdağının, hani biraz önce buzdağının görünmeyen su seviyesindeki alt kesimini oluşturuyor bunlar. Şimdi bu iş mesela şey yasağı, en basiti işten çıkarma yasağı gene uzatıldı değil mi? Şimdi hatırlamıyorum. Evet, evet uzatıldı hocam. İki ay mı uzatıldı? Şimdi bu uzatma bittiği anda ne olacağı mesela çok önemli. Büyük bir ihtimalle yönetim bu uzatmayı devam ettirecek. Eğer uzatmadığım takdirde bu 1 milyon, 2 milyona dayandı bu sayı. Bunların büyük bir bölümünü firmalar işten çıkartırsa, ekonomi yeniden canlanmadıysa o zaman muazzam gene bir işsizlik artışı ortaya çıkacak. O zaman çünkü verilen şeyde biliyorsunuz destekte 1 milyon 706 bin mi ne, aman 1706 aylık. O da tabii geçinmeye yeterli değil. Ama en azından suyun üstünde biraz tutmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla ekonomik canlanmanın timingi, zamanlaması ve gücü çok önemli bu durumda. Şu anda yetersiz gözüküyor. Peki, canlanmanın gücü. Hocam teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. İyi akşamlar. Profesör Doktor Seyfettin Gürsel bizlerleydi. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Aldagiç bugün Bloomberg HT ekranlarındaydı. Aldagiç önümüzdeki dönemde nakite ulaşmanın son 3 aydaki kadar kolay olmayacağını anlattı. Vergilerin yapılandırılması gerektiğine dikkat çekti. Ertelemenin ise
ciroya göre bir skalaya bağlanması için öneri sunacaklarını söyledi. Özellikle biliyorsunuz kredi hacimde Eylül ayında Ağustos'un ikinci yarısından itibaren Merkez Bankası biraz daha sıkılaştırma programını devreye aldı. Eylül başında da bunu hissettik. Dolayısıyla biraz daha bu pandemi önceki dönemdeki politikalara geri döndük. Bu anlamda nakite ulaşma, krediye ulaşma bundan evvelki son 3 aydaki kadar hem maliyet anlamında hem miktarsal anlamda çok kolay olmayacak. Böyle bir dönemde çalışma aşamasına gelmiş şirketlerin normal rutin SGK, muhtasar, KDV ödemelerinin yanı sıra daha evvelki dönemden Nisan, Mayıs, Haziran dönemine ait ödemeleri ile beraber ya Ekim, Kasım ve Aralık'ta tabiri caizse duble ödeme yapma gerekliliği ortaya çıkıyor. Nakit akış açısından bunun onları sıkıştırabileceğini gözlemliyoruz. Bu anlamda biz özellikle bu Nisan, Mayıs, Haziran dönemine ait erken ödemelerin evet. 2021 yılında makul bir şekilde takvimlendirilmesi konusunda şu ana kadar olumsuz bir dönüş almadık. Bununla ilgili süreç devam ediyor. Ben bu Ekim ayına geldiğimiz zaman bununla ilgili bir olumlu dönüş olacağını, bir olumlu hükümetin bu konuda bir yaklaşım olacağını öngörüyorum. Şu anda ilk defa da sizle paylaşayım. Bir küçük çalışma da hazırladık. Onu henüz yetemedik. Son tuşlarını yapıyoruz. Şu anda bu konuda özellikle bu erteleme süreçlerinde ciroya bağlı bir skalanın da oluşturabileceği konusunda bir çalışma yapıyoruz. Yani cirosu aynı kalan veya düşenlerin bu imkandan faydalanabileceği, cirosu işte enflasyon kadar artanların da bu paket için olabileceği ama cirosu belli bir miktar üzerinde artanların bu paketin dışında kalabileceği. Dolayısıyla biz de şu anda biraz empati yapıyoruz. Ankara'nın bütçe dengelerini de dikkate alarak çoklu uygulanabilir bir model önerisi şu anda hazırlıyoruz. Onu da çalışmasını zannediyorum bir hafta içinde tamamlayacağız ve onu da yetkililerimize, hükümetimize, özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığımıza arz edeceğiz. Avrupa Merkez Bankası bugünkü kararında faiz oranları ya da teşvik miktarında herhangi bir değişikliğe gitmedi. Ekonomik daralma tahmini ise aşağı çekildi. Enflasyon beklentileri korundu. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, Euro'daki değer kaybı için kur hedefimiz yok dedi. Avrupa Merkez Bankası daha önce devreye soktuğu parasal teşvikleri mevcut seviyelerde tutma kararı aldı. Pandemi acil durum tahvil programının büyüklüğünü 1.35 trilyon euro seviyesinde tutuldu. Bankanın ana refinansman faizi %0'da, marjinal fonlama imkanı %0.25'te, mevduat faizi ise eksi %0.50'de bırakıldı. Karar sonrası konuşan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, Euro'da son dönemde yaşanan yükselişi değerlendirdi. İcra kurulu, Euro'nun değer kazancını konuştu ancak sizin de bildiğiniz üzere biz döviz kuru hedeflemesi yapmıyoruz. Bizim hedefimiz fiyat istikrarıdır ve açık bir şekilde Euro'nun değer kazancı fiyatlarda negatif bir baskı yaratmıştır ve bunu gözlemlememiz gerekiyor. Dikkatli bir şekilde gözlemlememiz gerekiyor esasen ve bu da zaten çok geniş anlamda konuşulan bir şey oldu icra kurulu toplantımızda. Lagarde toplantıda Avrupa Merkez Bankası'nın büyüme ve enflasyon öngörülerini de paylaştı. Yıllık olarak reel gayri safi yurt dışı hasıla büyümesinin eksi 8 olması beklenmektedir 2020. Artı %5 olması beklenmektedir 2021 için ve %3 olması beklenmektedir bir sonraki yıl. 2020 Haziran tahminleriyle kıyaslandığı zaman reel gayri safi yurt dışı hasıla büyümesi görünümü yukarı yönlü revize edilmiştir 2020 yılı için ve genel anlamda 2021 için ve 2022 için değişiklik göstermemiştir. Yıllık olarak enflasyonun 0.3'te kalması beklenmektedir. 2020 yılında %1'de kalması beklenmektedir 2021 için ve 2022 için %1.3'te kalması beklenmektedir. Haziran 2020 Euro sistem makroekonomik tahminleriyle kıyaslandığı zaman enflasyon görünümü değişmemiştir 2020 yılı için ve yukarı yönlü revize edilmiştir 2021 yılı için ve yine aynı şekilde 2022 yılı için değişiklik göstermemiştir.
Avrupa Merkez Bankası kararını ekranlara yansıttık. Tepkileri alalım. Sevgili Ceren karşımızda olacak Londra'dan. Aslında herhangi bir politika değişikliği beklenmiyordu Ceren. Daha çok sanki bu euro konusunda, eurodaki o 1.20 hareketini gördükten sonra Avrupa Merkez Bankası baş ekonomisti Lehin'den galiba bir açıklama gelmiş. Sonra biraz aşağı gelmişti. Hani bir işte kur hedefimiz yok diyor ama bir taraftan da değerlendirdik diyor. Euro'nun bu gidişatını izliyoruz diyor. Üstü kapalı bir taraftan da bakıyoruz diyor. Yani çok fazla değerlenmesi konusunda da sanki rahat değiller gibi anlaşıldı. Sen nasıl anlatacaksın bugünkü toplantı ve açıklamaları? Evet Barış, senin de söylediğin gibi bugün Avrupa Merkez Bankası'ndan herhangi bir politika değişikliği beklentisi yoktu. Ve hem tahvil alım programında hem de faizlerle bir değişikliğe gitmedi beklentiler doğrultusunda. Fakat geçtiğimiz günlerde Euro-Dolar paritesi 1.20 seviyesini aşmıştı. 2 yıldan uzun sürenin en yüksek seviyesini test etmişti. Hatta Euro'daki yükseliş Avrupa hisse senedi piyasaları üzerinde de baskıya neden olmuştu. Ve güçlü Euro aslında ECB'nin istemediği bir şey. Çünkü hem deflasyonist baskıya neden oluyor. Hali hazırda deflasyonla mücadele eden ECB'nin elini daha da zorlaştırıyor. Diğer tarafta ticaret cephesinde de elini zayıflatıyor. Mesela geçtiğimiz günlerde Ağustos ayı enflasyon verisini görmüştük Avrupa'dan. Ve Euro bölgesinde enflasyon 4 yıl sonra negatif bölgeye geçmişti. Yıllık enflasyon Ağustos'ta -0.2 seviyesine gerçekleşmişti ve bu da piyasa üzerinde baskı yaratmıştı. Hatta sizin bir çalışması var. Sizin çalışmasına göre ticaret ağırlıklı Euro endeksinde %10'luk yükseliş ilerleyen yıllarda enflasyonda 0.3 ila 0.4 arasında gerilemeye neden oluyor. Diğer tarafta ihracat cephesinde de rekabetçiliğini zayıflatıyor. Yani tüm bu etmenler nedeniyle güçlü Euro'daki yükselişe ilişkin bir sözlü yönlendirme beklentisi geleceği beklentisi vardı bugün Lagarde'dan. Fakat ECB Başkanı Lagarde az önce de açıklamalarını dinledik. Euro'daki kazançlara aşırı tepki verilmemesi gerektiğini söyledi ve ECB'nin döviz kuru hedeflemesini yapmadığını, hedeflerinin fiyat istikrarı olduğunu belirtti. Ve bu açıklamaların ardından Euro-Dolar paritesi gün içerisinde 1.1917 seviyesine kadar tırmandı. Fakat sonrasında yeniden şu anda 0.6'lık birimle 1.1870'ler seviyesinde işlem görmekte. Toplantı öncesi seviyelere yaklaşmış durumda. Piyasalara bakacak olursak hisse senedi piyasalarında çok fazla tepki verdiğini söyleyemeyiz. Çünkü güne zaten düşüşle başlamıştı Avrupa borsaları. Ve Lagarde'ın açıklamalarının ardından yine piyasalarda sınırlı düşüşle günü kapattığını söyleyebiliriz piyasaların. Ceren, bir de Brexit konusundaki son gelişmeyi senden rica edeceğim. Avrupa cephesinin İngiltere'ye işte bu ay sonuna kadar sanki bir süre verdiği haberi konuşuluyor. Burada bir anlaşmazlığa yeniden girildik. Sen artık aylardır anlatıyorsun Brexit konusunu, anlaşmalı mı anlaşmasız mı olacak diye. Hala geldiğimiz bu noktada bir anlaşmasız Brexit konuşuluyor garip bir şekilde. Avrupa Birliği'nin verdiği bu son artık ultimatom mu diyelim, ay sonuna kadar karar mı diyelim. Orada nasıl yankılandı ve Brexit konusundaki gelişmeleri de senden alalım. Evet, Brexit konusu aslında uzun sürede bir gelişme yok. Görüşmeler çok yavaş ilerliyordu. Çünkü hem İngiltere hem de Avrupa Birliği tarafı kırmızı çizgilerine ödün vermek istemiyor. Fakat hafta sonu basına yansıyan haberlerde Financial Times'ın haberinin ardından hafta başından itibaren pound üzerindeki baskı arttı. Çünkü İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Avrupa Birliği'ne 15 Ekim'e kadar süre vereceği ve 15 Ekim'e kadar anlaşamazsak artık ikimiz de kendi yolumuza gideceği dediği belirtilmişti ve Johnson'a beklentiler doğrultusunda pazartesi günü benzer bir açıklamayı yaptı. Yani anlaşmasız Brexit olasılığı piyasalarda doğmuş oldu. Özellikle İngiltere'nin Avrupa Birliği ile imzalanan Brexit geri çekilme anlaşması ile ilgili sunulan yeni yasa tasarısı tartışma yarattı. Çünkü bu saatten sonra yasa tasarısı üzerinde değişikliğe gitmek, maddeleri değiştirmenin uluslararası hukuka aykırı olacağını belirtiyor uzmanlar. Hem Avrupa Birliği hem de ABD'den çok sert tepki çekti bu tasarı ve bunun bir an önce düzeltilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Tasarı neyi kapsıyor diye baktığımız zaman bakanlara 2019'da Kuzey İrlanda'ya giren ve çıkan mallar için kararlaştıran kuralların bazı kısımlarını reddetme yetkisi veriyor. Tabii hem ABD'den hem de Avrupa Birliği'nden çok tepki geldi. Mesela bugün ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Pelosi yaptığı açıklamada Birleşik Krallık'ın İrlanda Sözleşmesi'ni bozması halinde ABD ile serbest ticaret anlaşmasını
unutmasını söyledi ki son dönemde İngiltere ile ABD oldukça yaklaşmıştı ticaret anlaşmasına, anlaşmaya varma konusunda. Fakat İrlanda protokolü işleri biraz daha zora sokmuş gibi gözüküyor. Diğer yandan bugün Avrupa Birliği temsilcileri bir toplantı düzenledi İngiliz yetkililer ve ortak komite toplantısı sonrası yapılan açıklamada Avrupa Birliği aynı şekilde ABD gibi tepki gösterdi ve Brexit anlaşmasının ve İrlanda protokolünün tam ve zamanında uygulanmasının yasal yükümlülük olduğunu belirtti. Tasarıyı değiştirmesi için ay sonuna kadar İngiltere'ye süre tanıdı. Tüm bu gelişmeler ışığında biz bugün pound'un hem dolar hem de euro karşısındaki değer kaybını hızlandırdığını gördük. Pound dolar karşısında gün içerisinde 1.28-15 seviyesine kadar geriledi. Şu saatlerde pound dolar karşısında %1.3'e varan oranda değer kaybıyla 1.28-20'lerde işlem görüyor Barış. Evet, şu grafiği de sen anlattın. Gün içerisi grafiği gerçekten çok dikkat çekici. Sterlin dolarda çok hızlı bir şekilde aşağı geliş oldu. 1.28-20. Sevgili Ceren'e çok teşekkür ederim. Londra'ya kolaylıklar diliyoruz. Bir araya gidelim. Aranın ardından 60 dakikaya Profesör Doktor Murat Ferman'la devam edeceğiz. Dakikaya devam ediyoruz. Beykent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Murat Ferman karşımızda. Sayın Rektörüm, iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar sevgili Barış Hocam, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. İşsizlikle başlayalım mı hocam? %13.4'e bir yükseliş söz konusu bugünün temel verisi Türkiye ekonomisine dair. Yani tabii çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz, zor bir süreçten, salgın döneminden geçiyoruz. Yine genç nüfusta işsizlik %26.1'e yükselmiş durumda. Tarım dışı işsizlik oranı da bir önceki yıla göre 0.6 puan artarak %15.9 olmuş. İşsiz sayısı 4 milyon 101 bin kişi değerli hocam. Ben birkaç başlık sizlere aktardım. Bir genel değerlendirmeyle girelim isterseniz, buyurun. Tabii aslında önümüzde önceki dakikalarda Seyfettin hocamın değerlendirmelerinin üzerine konuşmak gerçekten zor. Ama sizin de belirttiğiniz sevgili hocam, birkaç noktanın üzerine, birkaç manşet rakamın üzerine herhalde yorum yapmamız gerekecek. Bir kere her şeyden önce şunu söyleyelim. Bildiğiniz üzere olağanüstü bir dönemde yaşıyoruz. Bu olağanüstü dönem içerisinde mevcut istikrar kalkanı ve koruma kalkan paketi ilk defa kamuoyuna takdim edilirken 18 Mart gününde dünyadaki diğer benzer paketlerin dışında kalmak üzere veya özgün bir durum olarak hatırlayacaksınız, istihdamın korunması ve geliştirilmesi önceliği vurgulanmıştı. Şimdi demek ki bu olağanüstü koşullarda Türkiye'de ekonomi yönetiminin ve yönetim yapısının temel önceliği istihdam olmak gerekir. Hal böyle olunca bu konuya ağırlıklı bir yer verildiği anlaşılıyor. Tabii eğer böyle bir ağırlık, böyle bir stratejik öncelik verilirse gidişatın çok yakından izlenmesi ve bu konuda yeterli bilgi toplanması gerekir. Bakınız, bir gerçek ortada. Bu olağanüstü COVID koşulları içerisinde sadece işsizlik ölçümü değil, ekonomideki pek çok konunun, mesela başta enflasyon olmak üzere, ölçümünde mevcut veya rutin ölçme unsurları artık bize gerçek tabloyu verebilme ve bu olağanüstü koşullarda önümüzü görebilme, buna göre taktik veya strateji üretebilme konusunda yeterli kaldırıcı sağlayamıyor. Biliyorsunuz 3 aylık dönemler zarfında ve orta ayı esas almak kaydıyla, yani geçişli bir dönem zarfında işsizliği uluslararası istatistik koşulları çerçevesinde ortaya koyuyoruz. Yani şimdi konuştuğumuz aslında Mayıs, Haziran, Temmuz, Haziran orta ay olmak üzere işsizlik rakamları sevgili Barış. Bu olağanüstü COVID koşullarında bizim daha güncel, daha böyle enstantane resim kalitesinde işsizlikle ilgili gelişmeleri yansıtacak, tespit edecek ölçme unsurlarına ihtiyacımız var. Ha, bu burada tabii istatistiğin temel ikilemlerinden biri ortaya çıkıyor. İstatistikte biliyorsunuz istikrar
ve birikimli endeks etkisi önemlidir. Yani bir endeks seneler boyunca karşılaştırmalı, intrapolasyon veya ekstrapolasyon yapılacak nitelikte olmalıdır. Yoksa örneğin sizle ben bir araya gelip Barış Murat enflasyon paketi diye bir şey ortaya koysak, gidip Türkiye'nin önemli marketlerinden birinde bir paket oluştursak, her ay bunu bu maddelerin, ürünlerin fiyatlarını yazsak ve bunları ortaya koysak, 2 ay, 3 ay hepimiz biliyoruz ki TÜİK'in istatistik enflasyon paketinden çok daha gerçekçi, vatandaşın enflasyonuna daha yakın bir sepet ortaya koymuş oluruz. Ama bu bilimsel midir? Hayır. Enstantaneyi gösterir mi? Evet. Fikir verir mi? Doğrudur. Ama bir kanaat oluşturur mu? Hayır. Şimdi burada da işsizlik konusunda biz biraz geriden geliyoruz ve bir parça aslında buzdağının üst kısmını görüyoruz, alt kısmına intikal edemiyoruz. Bunu bir kere vurgulamakta fayda var. Bu çok önemli bir şey. Enflasyon sepetinin de biliyorsunuz Amerika'da, Harvard'da ve Peterson Institute'da yeni çalışmalar var. Yani ağırlıklarının sepetin yeniden COVID-19'a değişmesi lazım. Daha az dışarı çıkıyoruz, ulaştırmayı aşağı çekeceğim. Daha fazla gıda harcıyoruz, gıda paketini belki de yukarıya çıkaracağım, evet, gibi. Şimdi bütün bunların yanında bu manşet şeylerde neler var? Birincisi, bu genç işsizliğinde önlenemeyen ve yukarı yönlü gidiş önemli bir unsur. Buna özellikle önem verilmeli. Bununla ilgili destek, teşvik ve düzenleyici paketlere bence öncelik verilmeli. Madem ki İstikrar ve Korunma Kalkan Paketi'nde istihdam önceliğimiz var, 40-50 yıl katma değer üretme potansiyeline sahip gençlerin daha yolun başında heveslerinin kırılmasına ve çalışma disiplinlerinin örselenmesine müsaade edemeyiz. Gençlikte boşa harcanmış bir dakika daha sonraki belki saatlere bedeldir. Dolayısıyla bu açıdan düşünüldüğünde genç işsizliğine önem verilmeli. İkincisi, çok enteresan rakamlara baktığınızda kayıt dışında bir azalma var. Bu herkesin durup dururken kayda geçmesinden kaynaklanmıyor sevgili Barış. Kayıt dışı çalışanlar bu işsizlik furyasında ilk kurbanlar olarak karşımıza çıkıyor. Diğerleri biliyorsunuz işten çıkma yasağı olduğu için zaten şu anda istihdam içerisindeymiş gibi gözüküyorlar. Dolayısıyla kayıt dışı istihdamın ne kadar hassas, kırılgan ve korunmasız olduğuna dair bir kere daha önemli bir unsur. Bir üçüncü unsur, kadınların istihdam oranındaki kayıpları erkeklere göre daha yüksek ve bu hızlanma eğilimi gösteriyor. Bu da önemli bir unsur. Çünkü kadın istihdam oranında kazandıklarımızı kaybediyoruz. Tıpkı ekonomide kayıt dışı veya yastık altını nasıl biz kontrol altına alma konusunda yaptıklarımızı, örneğin altın hesaplarıyla ya da döviz tevdiat hesaplarıyla yapmaya çalıştıklarımızı, şimdi yastık altına tekrar kaçışla, kambiyo vergisiyle, şunla bunla tekrar sanki geriye döndürüyoruz. Burada da benzer bir unsur var. Şunu unutmayalım. Türkiye'nin bir işsizlik problemi var. Ama bu işsizlik problemi sadece manşet rakamlarla izah edilebilecek, eleştirilebilecek veya yüceltilebilecek bir unsur değil. Bunun arkasında çok daha önemli unsurlar var. Örneğin arzla tedarik arasında uyumsuzluk var. Örneğin çalışanların, istihdam içinde olanların ne kadar verimli, ne kadar mutlu, ne kadar tatmin içerisinde olduklarına yönelik bir takım tespitlerin yapılması lazım. İşinden memnun olanlarla işsizlikten bizar olanların oranlarının karşılaştırılması lazım. Bugün karşılaştığımız tablo, unutmayın, evet, 10 yılın, 20 yıl evvelin bir sonucu. Bugün eğer bunları düzeltmezsek önümüzdeki 5, 10, 15 yıllarda da gene bu rakamların arkasındaki bir takım sıkıntıları, trajedileri, kırılganlıkları görmeden yolumuza, peki, devam etmek lüksüne sahip değiliz. Murat Hocam, Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak dündü sanırım Bloomberg'e bir röportaj verdi ve evet, hani ikinci bir dalga olmazsa önümüzdeki sene %5'in üzerinde bir büyüme yakalayabileceğimizi anlattı. Şimdi bu seneyi tabii, hani bu sene daha bitmedi ama belki çok az bir negatifle ya da belki çok az bir pozitifle, yani sıfıra yakın belki bir büyümeyle ya da daralmayla kapatma ihtimalimiz söz konusu, az oranda olsa da. Hem bu seneyi değerlendirmenizi rica edeceğim ve Sayın Bakan da söylediği gibi bir ikinci dalga olasılığı da halen gündemimizde. Çünkü bizde de vaka sayıları artıyor. Yani hem, doğru, yılın geri kalanı nasıl bir tabloyla karşılaşabiliriz büyüme tablosu için? Önümüzdeki sene acaba %5'in üzerine
çıkabilir miyiz? Deniyor ki ya zaten hani baz etkisiyle hiçbir şey yapmasak bile 3-4 büyüme gerçekleşir ama tabii burada hakikaten yine bir virüs bilinmezliğiyle karşı karşıyayız. Doğru sevgili Barış Hocam. Şimdi netice itibariyle epidemioloji ile yani salgın bilim ile ekonomi arasındaki çelişki, çatışma, tercih veya münazara herhalde önümüzdeki günlerde belki de daha şiddetlenerek devam edecekmiş gibi gözüküyor. Özellikle sadece ülkemizde değil, dünyadaki vaka artış sayıları gerçekten öngörülenlerin üzerinde yeni bir zirvenin ve birinci dalganın değişik zirvelerinin, belki ikinci zirve diyoruz ama şimdi bazı uzmanlar bunun farklı zirvelerle de devam edebileceğini söylüyorlar. Dikkat edin, daha ikinci dalgadan bahsetmiyoruz. Özellikle epidemiolojik bakımdan mevsimsel etkiler, grip ve diğer unsurlar da gündeme geldiğinde olayın öngörülenden daha kötümser bir senaryo veya senaryolar diziniyle karşımıza çıkmayacağına dair elimizde hiçbir garanti yok. O bakımdan hani ceteris paribus, bütün koşullar aynı kaldığı müddetçe konuşmak durumundayız ve ihtiyatlı iyimserliğimizi korumak durumundayız. Ama bir tekrar bir toplam kapanma, total lockdown denilen unsurla karşı karşıya kalırsak elbette buradan en çok zarar görecekler arasında Türkiye ekonomisinin de önde geldiğini söyleyebiliriz. Ben tamamen sizin demin söylediklerinize katılıyorum. İlk iki çeyreği tamamladık. Bundan sonraki iki çeyrekle yolumuza devam ediyoruz. İkinci çeyreğin Haziran, Temmuz, Ağustos'tan ibaret olduğunu düşünürsek özellikle Temmuz ayı rakamlarının gerçekten çok iyi olduğunu, diğerlerine göre bir iyileşmeye işaret ettiğine dikkat çekmek isterim. Mesela bu konuda bizimle beraber pozitif ayrışan Çin'e baktığınızda Çin'de Temmuz ayında perakende satışları geçen sene yani pandemi öncesine göre sadece %1.2 irtifa kaybetmiş gibi gözüküyor. Ama acaba Türkiye Çin kadar ayağına çabuk olabilecek mi? Tabii Çin'deki rakamlar biraz tartışmalı ama Türkiye'nin kendine göre bounce back dediğimiz normalleşme yolunda daha avantajlı olduğuna herkes hemfikir. Nitekim önümde IMF'nin bir tespiti var. Sıçramayı gelişmekte olan ekonomiler yapacak tadında veya temasında aynı sizin de belirttiğiniz, Sayın Bakan'ın da söylediği %5 civarında bir büyüme öngörülüyor. Bu sene benim kanaatim eğer herhangi bir bozulma epidemiolojik bakımından krizler ve bir büyük kriz veya mini krizler halinde bir seri tahrip edici ve ekonomik hareketi engelleyici unsur olmadığı takdirde ben Türkiye ekonomisinin bu yılı sıfırın üzerinde ama belki de 0.5'in altında 2021 yılındaki büyümeye sinyal etkisi yaratacak olumlu bir tabloyla tamamlamasını beklerim. Ancak Bu V tipi iyileşmenin aslında kare kökü bir hareketle devam etmesinden yana görüşüm. Yani biz V tipi olarak çıksak bile belki tam o V'nin üzerine çıkmadan bir parça daha bir derlenip toparlanma, yapısal reformları belki tekrar gündeme getirme, bir parça daha sindirme veya ince ayar tutturma aşamasına geçmek zorundayız. Unutmayın, 900 milyarlık bir parasal genişleme oldu. Şimdi bu parasal genişlemenin sıkılaştırma dönemine girmiş durumdayız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bunu çok açık ve net olarak likidite sıkıntısı yaratmadan BDDK yaptığı çalışmalarda veya yeni düzenlemelerde rasyosuyla, şusuyla, busuyla gene aynı noktaya vurgulayarak artık bir sıkılaşma başladı dedi. Tüketici kredilerinden mevduat kredilerine, faizlerine kadar, mevduat faizine kadar zaten bu yükselmeyi görüyoruz. Tabii gösterge faiz söz konusu olduğunda Merkez Bankası ortada kuyu var, yandan geç tutumunu sürdürüyor. İnşallah bunun bir başka şarkı var biliyorsunuz. Hey George versene borç, olmaz Michael bende de yok diye gene bir şarkı vardı hatırlarsanız. İnşallah bundan sonra o şarkıyı terennüm etmeye başlamayacağız. Hiç kimse başlamayacak. Çünkü eğer şarkının ikinci yönü yani bende de yok noktası gelirse gelişmekte olan ekonomiler bu sıçramayı zor yaparlar. Yani IMF'nin raporunda da zaten buna dair bir takım unsurlar var. Yani Türkiye aslında şöyle bir handikapla her zaman karşı karşıya kaldı
Ve bu enflasyon meselesini çözmediğimiz müddetçe de aynı yumuşak karnımız devam edecek. Nedir o? Genişlemeci ve dolayısıyla paraya erişmenin fiyatı faiz olduğuna göre faizi aşağı indirici bütün tedbirler enflasyonu tembih eder, yukarıya doğru çeker. Bakın biraz evvel Lagarde'dan bahsettik. Lagarde ne diyor? Enflasyon beklentisini 0.3'te tutuyor. Hatta ne diyor? Avro'daki değer hareketleri enflasyonu aşağı doğru çekici, deflasyonun yaratıcı bir etki ortaya koyabilir diye düşünüyor. Evet. Bu arada şunu da söyleyeyim, yani Lagarde'ın bütün bu, siz gayet güzel anlattınız. Ceren de gayet güzel bunları özetledi. Ancak en önemli noktalardan bir tanesi de şuna da vurgu yaptı. Bizim bu 1.35 trilyonluk biliyorsunuz bir meşhur paket var. Genişlemeci paket, biraz daha fazlası bekleniyordu. Aynı kaldı. Ne dedi? Sadece finansal kesime, bankalara değil, reel ekonomiye de yayıldı dedi. Çünkü Avrupa Birliği'nde böyle bir sıkıntı var. Bankaya verirseniz bozuk bana gibi sisteme yansıtmıyor. Dolayısıyla buna da vurgu yapmak durumunda oldu. Türkiye'de bankacılık sistemi daha esnek, daha uyumlu, daha kriz koşullarına uyum sağlayabilecek adaptasyon oranı yüksek. Olağanüstü kaliteli bir insan gücümüz var. Dünyada birinci sınıf bankacılar hakikaten Türkiye'de orta ve üst kademede. Dolayısıyla onların kıymetini bilelim. Onlar evet, bu tür koşullarda gereken vaziyeti almak durumundalar. Yani ben özellikle ekonomi yönetiminin böyle bir şansa da sahip olduğuna dikkat çekmek isterim. Dünyanın birçok yerinde bu kadar kaliteli, bu kadar piyasayı okuyabilen, kriz koşullarına göre vaziyet alabilen bir bankacılık sektörü bulmak zordur. Evet. Ama Türkiye buna, yani bu V tipinin şeyi, bu karakök var ya, oradaki mesele şu: öyle birdenbire pompaladım parayı, pat parayı topladım, maalesef bu olmuyor. Hocam biraz biz biraz deneyimliyiz. Yani kriz konusunda evet, bankacılarımız doğru, da deneyimli geçmişten. Doğru. Onun hani daha onun aslında eski bir tabiri de vardır. Siz daha iyi ifade edersiniz. Dolayısıyla hani biz yaşamış bir neslin çocukları evet, ve yaşamış bir nesil olduğumuz deyim, için. Evet. Deyimi biz anladık, sonra sizinle konuşuyoruz. Hocam şimdi aslında enflasyondan bahsettiniz ve Merkez evet, Bankası'nın politika faizinde herhangi bir değişikliğe gitme konusunda biraz daha uzak durduğunu evet, siz de yine şarkılarla da olsa söylediniz. hocam bugün mesela ağırlıklı ortalama fonlama faizine bakıyoruz. 7.30'lardan 10.15'e kadar getirmiş Merkez Bankası ve evet, bu grafikte de görüldüğü gibi bir yataylaşma içine girmişti evet, 10.15'te. Bugün evet, bir tık daha yukarı attı değerli hocam, 10.22'ye çekti. Evet. Yani tabii çok böyle ya diyeceksiniz ki ya Barış ufak, ama hani bir sinyal etkisi açısından uzun süredir, bir süredir 10.15'te bırakmıştı. Bugün 10.22'ye doğru hafif de olsa biraz daha sıkılaştırma evet, yönüne doğru gitmiş oldu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Bu konuya bilmiyorum bir yorumunuz olur mu? Bir de şunu soracağım hocam, yarın cari açık gelecek. Aslında cari denge verimiz gelecek ama beklentiler yine 1.9 milyar dolarlık bir cari açık vereceğimiz yönünde. Büyümeden bahsediyoruz ama maalesef yumuşak karnımız, cari açık. Hani bu dönemde de bir, yani sene başından bu yanlış bilmiyorsam 19-20 milyar dolara yaklaştı cari açık rakamımız. Üstelik turizm gelirimiz de yok. Evet. Hem isterseniz sıkılaşma hem de yarınki cari açık bununla tamamlayalım. Buyurun. Evet. Şimdi netice itibariyle Merkez Bankası'nın gösterge faizine dokunma konusunda bekleme kararlılığını sürdürdüğünü, ortada kuyu var yandan geç şarkısını bir kere daha hatırlatarak terennüm etmiş olduk. Aslında hatırlarsanız daha evvel bir sadeleşme, gösterge faizi üzerinde yoğunlaşma politikasına dönüldüğü belirtilmişti. Anlaşılıyor ki şimdi kademeli ve alt üst rakamlar, değişik unsurlar, işte geç pencere, erken bilmem ne vesaire gibi unsurlarla sadeleşme politikalarından biraz daha komplike bir unsura gidildiği görülüyor. Biraz evvelki o W, özür dilerim düzeltiyorum, V'nin üzerindeki karekök işaretindeki o düzeltme unsuruna öne çıkartmamın veya öngörmemin nedeni bunları bizim bir süre sonra tekrar hale yola koymamız lazım. Aksi takdirde tabiri maruz görüp piyasalar tepe serseme olmayı kabul etmezler. Yani netice itibariyle Fitch'in, diğerlerinin de aslında dolaylı olarak vurgulamaya çalıştıkları, evet tamam şu anda bir fırsat penceremiz var, olağanüstü dönemdeyiz, bir ince ayar dönemindeyiz ama bir süre sonra
bir düzeltme yapmanız lazım. Yani yukarıya doğru giderken evet nasıl koştuğunuz çok önemli değil. Önemli olan o koşuyu yürütmek. Ama bir süre sonra bir temponuzu ayarlamanız lazım. Öyle aşağıya doğru indiniz, yukarıya doğru çıkıyorsunuz. Öyle sürekli olarak temposuz koşamazsınız. Ritminizi ayarlamanız lazım. Onun için öyle bir düzeltme ve makulleşme dönemi olacak. Yani bu COVID-19'la beraber o işte V'nin o karekök çizgisi o makulleşme şeyine bağlı. Barış Hocam çok güzel söylediniz. Bakın geçen rakamlarda da belirttik. Yani Türkiye'de şöyle bir durum var. Biz baktığımız zaman bir yumuşak karına şöyle bakarız. Gayri safi yurt içi hasılaya göre dış ticaret açığının oranı var biliyorsunuz. Şimdi ona baktığımızda geçen şeyde yani ortaya çıkan 7.25 biz %10 9.9 küçüldük ya ikinci çeyrekte. O yüzde yani yuvarlayalım %10 küçülürken de aynı oran ortaya çıkıyor. %10 büyüdüğümüz 2012 yılının bir çeyreğinde de aynı oran çıkıyor. Bu demek ki burada bir kırılganlık, bir yumuşak karın olduğunu gösteriyor. Yapısal bir sıkıntı var. Bravo. Ama bunun nedeni ne? Her zaman söylüyoruz. Müsaade ederseniz öyle tamamlayayım. Çünkü büyüme formülünü yeniden çatmak durumundayız. Bakın turizm en önemli payandalarımızdan bir tanesi hizmetler sektörü altında. Ancak bu sene görüyorsunuz olağanüstü koşullarda ne noktadayız? İstihdam kompozisyonunda da öyle. Yani sanayi biraz geriye gidiyor. İnşaat tekrar hafif toparlamaya başladı. Bu da bu arada da büyük bir mucize yani onu da söyleyeyim. İnşaat rakamları yani sırf işsizlik konuşsaydık bunun belki ayrıntısına girerdik. Ama şunu söyleyeyim. Bizim yeniden büyüme formülümüzü çatmamız, oluşturmamız lazım. Öyle bir formül ki sürdürülebilir olacak. Enflasyonun şişirici, yanıltıcı, kandırıkçı etkisinden, bu yanlış bir Türkçe ama özellikle söylüyorum, kandırıkçı etkisinden vazgeçmemiz lazım. Bunun gözümüzün önünden atmamız lazım. Yaşam kalitesine tercüme edilebilen, vatandaşın günlük hayatında hissettiği, kalkınmayla terbiye edilmiş bir büyüme formülünü yeniden çatmamız lazım ve bunu da konjonktürel gelişmelere göre ince ayara açık hale, esnekliğe sahip olması lazım. Esneklik, ilkesizlik bir gün öyle bir gün şöyle demek değildir. Esnek olabilmek için tam tersine o kadar sağlam bir temele sahip olacaksınız ki Japonya'nın binaları gibi deprem olduğunda hani biri o yana bir bu yana gidiyorlardı ya eğiliyorlardı ya bu sefer öyle değil. Bir şöyle gidiyorlar bir böyle geliyorlar ve hiçbir zaman dikkat ederseniz onların da marjları var. Hiçbir zaman yıkılmıyorlar. Esneklik sağlam temeller üzerinde supleks demektir. Türkiye gibi ülkelerin işte bu suplekse gitmesi lazım. Ama sizin yumuşak karnınız varsa yumruğu yediğiniz zaman nefesiniz kesilir. Eğer sizin kırılganlığınız varsa biri kamayı soktuğu zaman oradan çalışarak bütün bünyeyi tahrip edebilir. Dolayısıyla böyle bir yapı içerisinde yeniden bunları tanımlamamız lazım. İşte onun için o V'nin böyle bir parça inşallah çok uzun olmayan bir süreç içerisinde o yeniden düzenleme yapılanmaya bakılması lazım. Genişlemeci bütün tedbirler, mali politikalar, yapısal reformlarla ayakları yere bastırılmalı ve hemhal edilmelidir. Ama bunu yaparken Türkiye'nin zorunluluğu ne? Allah korusun. Covid-19 bulaşısına uğramışsın, bir de KOA hastasısın. Yani çok daha dikkat etmek lazım. Dolayısıyla şunu vurgulamakta fayda var. Türkiye burada çok hassas dengeler üzerine gidecek. Bir taraftan enflasyonu azdırmayacağız. Evet. Bu terimimi mazur görün. Çünkü şu anda azdırıyoruz. Yapacak başka bir şey yok. Bütün Merkez Bankası'nın bütün notlarına bakın. Bu böyledir. Azdırmayacağız. Yani tembih etmek, yukarı doğru itmek demiyorum. Azdırıyoruz. Azdırmayacağız. Ama aynı zamanda parasal sıkılaşmayı sağlayacağız. Bu böyle aç kapa, doldur boşalt şeklinde de olmaz. Yani ohuletle ve suhuletle bunun yapılması lazım. Onun için o dengede gitmekte fayda var. Hocam, o da şöyledir. Makul, evet. makule şey yapacağız. Bakın biz ücretliler ücrette makul artışları kabul ettik. Onun için herkesin makul artışı kabul etmesi lazım. Sayın Ticaret Odası Başkanı çok gerçekten her zaman son dönemlerde doğruya işaret ediyor. Mesela bu vergi ertelemesinde de ciroyu öne çıkartıyor. Yani şunun veya bunun değil, ciroya göre. Yani şunu demek istiyor, kazanandan vergi alınsın. Toptancı bir anlayışı reddediyor. Evet, yani etkiye göre, yani etki tepkinin olması lazım. Bu gerçekten çok önemli bir nokta. Türkiye'de bu dengelerin kurulması lazım. Hocam, son bir dakikamız. Buyurun. Yani tabii bir dakikada bu soruyu sormak zaten bir dakika.
cari açık dedik ya, yarın gelecek. Sayın evet. Bakan da, Hazine Maliye Bakanımız, rekabetçi kuru böyle çözeceğiz dedi. Ama bir taraftan da diyorsunuz ki enflasyon. Bu evet. denge çok zor bir denge olmalı değil mi? Çok. İşte zaten ekonomi yönetimindeki ustalık bu. Merkez Bankası yönetimindeki ustalık bu. Bunlar bir aynı zamanda bir sanat veya zanaat. Yani ikisinin ortak kesişimi, sadece teknik yaklaşımlarla bunları yapmak mümkün değil. O bakımdan baştaki noktayla tamamlayalım. İstatistiklerin çok daha güncel, enstantaneli ama bazı istatistiklerin de uzun resmi göstermesi lazım. İnce dokunuşlarla, ince ayarlarla yolumuza devam etmek gereken bir noktadayız. Ama onun için de temel yapıyı güçlendireceğiz. Çürük yapı üzerinde ince ayar yapamazsınız ki sevgili Barış. Yani bu çürük yapının da esası nedir? Yani çürük temelin esası nedir? Enflasyon. Evet. Bu enflasyonla %12'ler, %13'ler düzeyinde çürük zemin üzerine sağlam bina inşa edemezsiniz. Çürük zemin üzerine bina inşa etmişsin, diyorsun ki bu odalar yetmiyor, içeride revizyon yapalım, balkonu şöyle yapalım, bilmem neyi böyle yapalım. Bunların hiçbir anlamı yok. Bunlar kozmetik unsurlardır. Peki. Dolayısıyla bu kozmetik unsurları yapmak için temeli sağlam tutacağız. Türkiye'nin temel bundan sonraki ve dünyanın da aslında böyle temel challenge'ı veya üzerinden gelmesi gereken meseleler bunlar. Büyük resmi kaybetmeyelim. Maişet motorunu kurtarırken, günü kurtarırken aman yarınlarımızı feda etmeyelim. Türkiye olarak, dünya olarak. Evet, yarınlar deyince işte enflasyon sıkıntısıyla karşılaşıyoruz. Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Keyifli bir sohbetti. Profesör Doktor Murat Ferman, Beykent Üniversitesi Rektörü bizlerleydi. 60 dakikanın sonuna geldik. Saat 21'de ekonomik görünüm, 22'de küresel piyasalar var. Bekliyoruz.